Arkadaşlar merhabalar. Kombinasyonda dağılım problemleri bazen sıkıntı yaşadığınız bir yer oluyor. Onunla ilgili bir soru çözmek istiyorum. Bu arada dağılım problemleri ve bu özdeş nesne problemleri, gruplara dağıtma problemlerinin genelde sıkıntılı bir yer olduğunu ve çoğu yerde de anlatılmadığını, öğretmenler tarafından da biraz geçiştirildiğini düşündüğüm için onlara dair ne var ne yok iki videoda anlattım. Kombinasyonu zaten anlattım ama kombinasyonu ek olarak arkadaşlar dağılım problemleri ve özdeş nesne problemlerini anlattım. Orada kafa karışıklığınızı giderecek şekilde bahsettim bütün ayrıntılarıyla. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu kısımlar böyle zihninizde bazen oturmayabiliyor. Gerçekten önceden de söylemiştim video anlatırken, konuyu anlatırken burada. Derece yapan öğrencimin bile ağladığı bir konu oldu. Ben o zaman da söylediğimi yine söylüyorum. Burada biraz bize güvenin, çözümlerimize güvenin. Ve bizim yaptığımız gibi yapmaya çalışalım. Evet, bazen aklınıza bir şeyler geliyor. Ona göre yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu konuda arkadaşlar bize göre daha az soru gördüğünüz için, daha az tecrübeli olduğunuz için bu konuya has biraz daha bizim tecrübelerimize güvenmenizi tavsiye ederim. Kendi rahatınız için. Bir de baştan kabullenip ona göre hareket ederseniz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Soruya. 4 farklı oyuncak 3 özdeş kutuya kaç farklı şekilde konur? Kutular özdeş arkadaşlar. Önce durum tespiti yapacağız. 4 farklı oyuncak 3 özdeş kutuya nasıl dağıtılabilir? Böylece nasıl dağıtılır? 1. Birinci kutuya bir tane verirsiniz. İkinci kutuya bir tane verirsiniz. Üçüncü kutuya iki tane verirsiniz. Ya da birinci kutuya iki tane verirsiniz. İkinci kutuya iki tane verirsiniz. Tespiti yapıyorum bakın. Birinci kutuya 3 tane, ikinci kutuya bir tane verirsiniz. Birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu derken bunlar özdeş zaten. Bir kutuya, bir kutuya diye anlayın. Sonra arkadaşlar bir kutuya tamamını verirsiniz. Dördünü de verebilirsiniz. Kombinasyon konularında önce bu durumu tespit edip sonra yapmak çok önemli. Bana çok gelen bir soruyu söyleyeceğim size şimdi. Hocam önce birer tane vereyim, sonra kalanların üzerinden bir daha veririz demeyin sakın. Yani bazıları şöyle yapıyor. Önce birer tane kutulara atarım hocam. Böyle. Sonra da diyor ki tamam nasıl olsa birer tane dağıttım. Kalan bir taneyi bunlardan bir tanesine dağıtırım. Böyle yaparım. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sorunun nasıl olması lazım biliyor musunuz o zaman? 4 farklı oyuncağı önce birer tane dağıtıyoruz. Sonra kalan bir tanesini de dağıtıyoruz sorularında böyle yapabilirsiniz. Ya da başkan seçme soruları var. Bir gruptan önce 3 kişi seçiyorum. Sonra bu 3 kişi içinden başkan seçiyorum. Bunlarda evet adımlı yapıyorsunuz. Önce alıyorsunuz gruptan elemanları. Sonra bir daha seçim yapıyorsunuz. Ama sakın diğer sorularda önce kendim kafama göre seçerim birer tane. Kalan bir tanesini de dağıtırım. Kalan iki tanesini de dağıtırım. Hayır. Durum tespiti yapacaksın aynı benim gibi. Durum tespiti yaptıktan sonra artık dağıtmaya başlayacaksın. Parça parça dağıtmak yok. Birinci durum. Sondan başlayayım. Dördünü de bir tane şeye verebilirim. Dördün dörtlüsü. Bir durum. Hangi kutuya attığımın önemi var mı? Kesinlikle yok. Neden? Bunlar özdeş kutu arkadaşlar. Bu yüzden dördün dörtlüsü olarak kalır. Bu bir durumdur. İkinci durum. Dört oyuncaktan üç tanesine bir kutuya. Kalan bir tane oyuncağı bir kutuya. Bunu 2 ile çarpacak mıyız ya da 2 ile bölecek miyiz? Hayır, kesinlikle bölmeyeceksiniz. Söylüyorum. Farklı nesneleri özdeş kutulara dağıtırsanız ya da yine söylüyorum. 4 tane insanı bunun gibi düşünün. 4 tane insanı 3 kişiyi ve 1 kişiyi ayıracak şekilde 2 gruba ayırırsanız yine fark etmez. Bunlarda ne bölüyorsunuz ne çarpıyorsunuz. Ne zaman kişi sayısı farklıysa gruplardaki. 3 ve 1 şeklinde farklı olduğu için burada çarpmıyorum da bölmüyorum da böyle kalıyor. 4'ün üçlüsü zaten 4'tür. Anlaştık mı? Burası önemli. Dediğim gibi zaten derinlemesine ben bu konuyu anlattım ama şu an soruda da gayet söyleyeceğim size. Şimdi bu ikisi arasındaki farka geliyorum. Bak çok dikkatli ol şimdi. Bu 3 ile 1 dağıttım. Şimdi 2 ile 2 dağıtıyorum. Dikkat et. 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi, bölü 2 faktöriyel diyorum. Dolayısıyla buradan da 3 geldi. Neden 2 faktöriyele böldüm biliyor musunuz? Kutular özdeş ya. Buradaki AB topları olsun. Oyuncakları bir de CD top oyuncakları olsun.
A, B, C, D'yi X kutusuna attım. C, D'yi X kutusuna attım. A, B'yi gidiyorum bir daha X'e atıyorum. C, D'yi bir daha gidiyorum X'e atıyorum demek gibi oluyor. Aynı şeyi bir daha saydığımız için özdeş kutulara bölerken hemen bir tane daha ek yapayım. 4 insanı ikişer kişilik iki gruba bölerken grupların isimleri olmadığından sadece böldüğümüzden burada da yine özdeş kutular olduğu için hiçbir birinden farkı olmadığı için gruplardaki insan sayısı aynıysa, gruplardaki nesne sayısı aynıysa muhakkak arkadaşlar böyle böleceğiz 2 faktöriyele, tamam mı? Eğer şöyle olsaydı 6 oyuncağı 3 özdeş kutuya ikişer dağıtsaydık o zaman bölü 3 faktöriyel diyecektim, tamam mı? Neden? 3 grupta birbirinin aynısı olduğu için. O yüzden özellikle aşağıya 2 faktöriyel yazdım. 2 değil o. Geldik son kısma. 1, 1, 2. Bak şimdi 4'ün birlisi, 3'ün birlisi, 2'nin ikilisi. Bölü 2 faktöriyel. Niye biliyor musun? Yine 2 tane kutuya atılan oyuncak sayısı aynı oldu. Hemen bunun muadilini söylüyorum. 4 kişi var. 1, 1, 1, 2 şeklinde 3 gruba ayırıyorum. Aynı şey. Bak gruba ayırıyorum. İsimleri yok grupların. Gittiği bir yer yok. O zaman aynı sayıda olan grupları bölmek zorundasın. İki grubun eleman sayısı aynı. O yüzden 2 faktöriyele böldük. Böylece 4 kere 3, 12. 2'ye bölersek 6 oldu. İşte bu yuvarlak içine aldıklarımın toplamı bize farklı şekilde dağıtılma cevabını vermiş oldu. Bu gerçekten sizin için önemli bir örnektir. Daha fazlası için arkadaşlar konuyu izlemenizi tavsiye ederim.